Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde maskeleme işlemlerinden bahsedeceğiz. Maskelemenin ne olduğundan bahsedelim önce. Normal hayatımızda maskeyi niçin kullanırız? İstemediğimiz herhangi bir yeri gizlemek için işimize yarar değil mi maskeler? Photoshop ortamında yaptığımız işlem tamamen budur. Fotoğrafınızın üzerinde istemediğiniz alanları gizlemek, istediğiniz alanları göstermek için kullanacağımız bir araç olacaktır. Artısı nedir peki derseniz diğer işlemlerden? O alanı sadece gizliyorsunuz, yani silmiyorsunuz. İsterseniz fotoğrafın eski haline çok rahat bir şekilde geri dönebileceğiniz için ya da üzerinde sonradan değişiklikler yapabilmenize imkan vereceği için işinizi daha kolay hale getirecektir. Bundan sonraki çalışmalarda, bundan sonra yapacağınız işlemlerde silmek yerine alanları maskeleyerek yapmanız işinizi daha kolay hale getirecektir. Maskeleme işlemini isterseniz fotoğrafınızı önceden seçerek yapabileceğiniz gibi ya da maske işlemini uyguladıktan sonra da istediğiniz alanları gizleme yöntemine gidebilirsiniz. Biz bu dersimizde her ikisini de nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Önce seçerek daha sonra da araçlar yardımıyla o alanları gizleyerek bu işlemi gerçekleştireceğiz. Yine maskelerle ilgili dikkat etmemiz gereken bir işlem. Bir alanı gizlemek istiyorsak siyah rengini kullanacağız. Göstermek istiyorsak beyaz rengi. Bu da aklımızda olsun. Onun dışında yapacağımız işlemlere de şimdi bakacağız. Maskeleme işlemlerini kullanmaya başlayacağız. Benim ilk istediğim işlem, şöyle fotoğrafım örnek çalışmamın gözlerini kapatıyorum. Gördüğünüz bir hasır görüntüsü var. Şuradaki mavi kısımları gizleyerek arkasından şu garden dediğimiz yani bahçe alanının görüntülenmesini istiyorum. Onu nasıl yapacağım? Hemen bakalım. Öncelikle bu işlemi yaparken bu alanı seçili hale getireceğim. Seçim işlemini yaparak başlayacağım. Sizlere bu yöntemi daha önce göstermedik. Şimdi yeni bir seçim yönteminden de bahsedeceğiz. Ona dikkat edelim. Seçim yöntemini göstermek için Channels kanal kısmını kullanacağız. Kanallar, kısaca kanallarla ilgili bilgi verecek olursak kullanmış olduğunuz renk modunun kendi içinde ayrı ayrı nasıl görüntülendiğini gösterir. Peki maskelemeyi nasıl oluşturacağız derseniz, elde edeceğimiz maskeleme işleminde iki tane renk tonu elde etmek, siyah ve beyaz. Bu rengi elde edebileceğimiz en iyi kanalı seçeceğiz. Şöyle ön izlemelerine bakacak olursak, CMYK en iyi renk tonuna bakacak olursak, burada siyah, gördüğünüz gibi siyah ve beyaz tonların daha net karşıma çıktı. Alan diğerlerinde griler fazla. Burada yine aynı şekilde beyazlar daha yüksek. Daha fazla ama siyah kısmında istediğim sonucu elde edebileceğim özellikler karşımda. Bu sebeple ne yapıyorum? Diğer alanlarımın gözünü kapatıyorum. Sadece siyah kanalımı aktif halde bırakıyorum. Tabi orijinal kanalımı da bozmamak için üzerine gelip sağ tıklayarak Duplicate Channel yani Duplicate Kanal diyerek ismini değiştiriyorum. Bir isim verebilirsiniz. Ve OK dediğiniz anda kopyalamış olduğunuz çok rahat bir şekilde. Artık diğerlerini kapatıyorum ki orijinal üzerinde herhangi bir sıkıntı yaşamayayım. Bu sebeple kopyadığım alanı seçiyorum. Tabii bu aşamada da işleminizi yapabilirsiniz ama daha belirgin olması için, daha istediğim alanların seçili hale gelmesi için imaj Adjustment seçeneklerinden Levels'ı kullanacağım. Levels'ta ne yapıyoruz? Siyah ve beyaz ton ayrımını çok iyi bir şekilde ortaya çıkarıyoruz. Bunun için şöyle sürgümü taşıyacağım. Beyazları, göz kararı, ekranda siyah ve beyaz tonları elde edebileceğiniz bir görüntü oluşturana kadar işleminizi gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır. Şöyle bakalım. Evet, fena değil. İstediğim sonuçları elde edebileceğim bir görüntüymüş gibi görünüyor değil mi? Sadece siyah ve beyaz pikseller karşıma çıktı. Okey diyorum. Evet, arada noktacıklar kaldı. Artık onları da daha sonra elimizde düzenleyebiliriz ya da geri alarak daha iyi yapabilirsiniz. Ama şimdilik yeterli. İşlemimi peki seçime nasıl dönüştürüyorum burada derseniz. Yapmanız gereken şey Channels kanallar alanındaki simgenin üzerine kontrol tuşuyla beraber bir defa tıklamak. Bunu yaptığınız anda yeni bir seçim alanı oluşturuyorsunuz. Bu da daha önceden oluşturmuş olduğunuz resimleri ya da bu tarz işlemlerde alanları çok rahat bir şekilde seçili hale getirmenizi sağlar. Bundan sonra ne yapıyoruz? Kanalların gözünü açabilirsiniz, kopyayı kapatabilirsiniz. Neden? Çünkü seçim amaçlı kullandık ve istediğimiz sonucu elde ettik. Seçimimizi oluşturduktan sonra istediğimiz şey nedir? Alanın bu resmin önünde görüntülenmesini sağlamak değil mi? Bahçenin önünde görüntülenmesini sağlamak. Bunun için seçim oluşturduktan sonra Garden isimli layer'ımı seçili hale getiriyorum. Ve daha önce de Layers panelinden bahsettiğimiz Add Layer Mask simgesine tıkladığım anda
işlemi gerçekleştiriyorum. Nasıl bir işlem oldu? Ters bir işlem oldu. Neden? Demek ki seçim kısmında biraz sıkıntımız var. Peki geri alıyoruz. Bunu nasıl düzenleyeceğiz? Hatırlarsanız bizim Inverse diye bir işlemimiz vardı. Select menüsünden kullanıyorduk. Seçimi tersine çevir diye. Tam tersi işlemi yapmasını istediğimiz için. Inverse dediğiniz anda artık istediğiniz alanı maskeleyecektir. Ve maske alanına tıkladığım anda görmüş olduğunuz gibi ne yaptı? Bu resim sanki bu tahtaların arkasındaymış gibi bir görünüm, bir izlenim uyandırmış oldu bizlere. Devam edelim. Şimdi istediğim şey burada görüntülenmiş olan bu da resminin sadece bu da kısmının görünmesini sağlamak. Yani arka planda gördüğümüz şu ağaçlık resimlerini yok edeceğiz. Bunun için ne yapacağız? İşte önce maske yöntemini, sonra da bu olanları silme işlemini uygulayacağız. İlk olarak bu da resmini seçili hale getiriyorum. Yine Layers panelindeki Add Layer Mask simgesine tıklamam yeterli olacak. Bir maske alanı karşımıza geldi. Az önce de söylediğimiz gibi şimdi silmek istediğimiz alanların için siyah, göstermek istediğimiz alanlar için beyaz rengini kullanacağız. Şimdi de dikkatinizi çekiyorsa zaten ön plan ve arka plan rengi maskeyi seçtiğiniz anda direkt siyah ve beyaz renklerine dönecektir zaten. Bu da aklınızda olsun. Ama gizlemek istediğimiz için ve ön plan rengini kullanacaksak buradaki oka tıklamanızda yer değiştirmemiz için yeterli olur. Şimdi hangi aracı kullanacağım derseniz burada isterseniz bir alanı seçerek onu siyaha boyayabilirsiniz. İsterseniz fırça araçlarını kullanabilirsiniz. İsterseniz eraser tool'ları da kullanabiliyorsunuz ama şöyle bir durum var eraser tool'larda. Silme işlemi olduğu için zaten bu normalde sildiği için renklerin tam tersi kısmını kullanıyorsunuz. Yani gizlemek için beyaz, göstermek için siyah kısmı işimize yarayacaktır. Kullandıkça da görebilirsiniz. Ya da pen tool da tabii ki kullanabilirsiniz bir seçim oluşturarak. Ben fırça mantığını kullanarak bu işlemi gerçekleştireceğim. Bunun için brush tool'u alıyorum. Düzgün bir fırça ucu seçiyorum. Hardness'ımı düşürüyorum. Neden? Çünkü işlem yaparken çok fazla keskin bir işlem işimi görmeyecektir. Size kısmını tabii ki çalışacağım alana göre belirliyorum. Ve siyah rengimi seçili hale getirmeyi unutmuyorum. Bakın tıklıyorum. Herhangi bir değişiklik olmadı. Neden? Çünkü beyaz renk göstermek içindi. Tıklıyorum ve silmeye başlıyorum. Bakın ne oldu? O alanı aslında siliyorum. Görünüyor. Fakat ne yapıyorum ben? Maskeliyorum. Layers paneline bakacak olursak boyamış olduğum kısımlar beyaz olarak karşımıza çıktı. Bu da aklımızda olsun. Sizler dikkat edin. Daha hassas işlemler yapabilirsiniz. Ben biraz daha hızlı işlem yapacağım için dikkat etmiyorum. Sizler evinizde bu tarz çalışmalar yaparken aceleye getirmeyin. Daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Daha iyi görüntüler elde edebilirsiniz. Ben hızlı hızlı yapıyorum. Şöyle kabaca. Amaç burada nedir? Maskelemenin nasıl kullanıldığı mantığıdır. Biraz büyütelim şu alanlar için. Evet, gerekli hardness değerlerini de ayarlayabilirsiniz. Şimdilik bıraktım ben. Biraz daha detaylı işlemleri daha sonra sizler de yapabilirsiniz. Şöyle şu kısımlar. Bakın fazla sildiğiniz anda geri alabilir ya da beyazla da gösterebilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Mesela yüzüne çok girdim. Gördüğünüz gibi ne yapıyorum? Renkleri hemen yerini değiştiriyorum. Beyaz rengi tıkladığım anda bakın. Geri gelmiş oldu o alan. Yani silmedim, sadece gizledim, maskeledim bu alanı. Daha sonra gerekli düzenlemeleri gerçekleştiririz. Bu şekilde istediğimiz sonucu elde edebiliyoruz. Şimdi istediğimiz işlem ise burada yine bir görsel var. Şunu kapatalım. Bu görselle alttaki görsel arasında bir geçiş olmasını istiyorum. Düzgün bir geçiş. Bunun için yine maske mantığını kullanacağız. Hemen tıklıyorum. Maske özelliğine geçiyorum. Bu sefer geçişli renk dediğimiz degrade alanını kullanacağız. Siyah ve beyaz rengini seçtiğiniz anda aradaki renk tonlarının geçişini sağlayarak düzgün bir işlem karşımıza çıkaracaktır. Deneyelim bakın. Bunun için gradient tool'u seçili hale getiriyorum. Ve bakın zaten işleminiz maske işlemi olduğu için siyah beyazlar karşınıza çıkar. Zaten ön plan arka plan rengi de burada kullanılabilir olduğu için. Bu hale getirdikten sonra yapacağım şey layer'ımın maskesi seçiliyken sürükle bırak mantığını kullanmak. Ne oldu bakın? Alttaki resme bir geçiş uyguladınız. İsterseniz birden fazla da uygulama yapabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz görselleri, görüntüleri oluşturmanın söz konusu olacaktı. Ve bakın ne yaptım? Arkada bu tarz bir geçiş işlemi gerçekleştirmiş oldum. Şimdi fotoğrafımızı bir iki ekleme gerçekleştireceğiz. Bunun için yine File Open seçeneklerini kullanarak diğer fotoğrafımı açıyorum. Fotoğrafın arka kısmında yer alan beyaz alanı temizlemek için Magic Eraser işimi görecektir.
Sürükle bırak mantığıyla fotoğrafımı taşıyorum. Tabii ki resmimiz fotoğrafımıza fazla geldi. Bunun için ne yapıyoruz? Sayılı çalışma alanımızı büyütüyoruz. İmaj menüsünden Canvas Size çalışma tuvalini büyütmek için kullandığımız alandı. Tıklıyorum. Şimdi yapacağımız şey bunu aşağıdan ve yukarıdan belirli santimlerde büyütmek fotoğrafımızı. Bunun için yapmamız gereken şey buradaki Relative seçeneğini tıklamak. Buna tıkladığınız anda ne yapıyorsunuz? Genişliği ya da yüksekliğini istediğiniz oranda alttan üstten ya da sağdan soldan siz belirliyorsunuz. Ben diyorum ki genişliği sabit kalsın, yüksekliği yani height'ini 4 santim sayfanın yukarısına büyütsün. Bunun için buradaki oka tıklıyorum ki oklar yukarı baksın ki yukarı doğru büyüteceğim ifade edeyim. Alttaki kısımdan ise ekleyeceğiniz büyütme alanının background olduğu için ne renk büyüyeceğini belirleyebilirsiniz. Çok önemli değil arka fon görünmeyeceği için. Okey diyorum ve Ctrl 0 dediğinizde bakınız ne yaptık? Fotoğrafımızı büyütmüş olduk. Aynı şekilde bu alandan bir tane daha Ctrl J ile kopya alıyorum. Ne yapacağım? Bunu sayfanın alt kısmına ekleyeceğim ama ters çevireceğim. Bunun için yine Edit menüsünden, Transform'dan Flip Vertical seçeneğini tıklıyorum. Dikeyde ters çevir diyoruz. Bu şekilde görüntüyü oluşturduk. Fakat ben ne istiyorum? Bunun Buda resminin üstünde olmasını istiyorum. Ki görsellik açısından daha iyi bir görüntü oluştursun. Ama yine birazcık da tabii ki sayfanın altından büyüteceğim. Yine ne yapıyoruz? İmaj menüsünden, Canvas Size'dan Height'ini diyorum. Bu sefer 2 cm büyütsün. Nereden? Sayfanın altına doğru. Oklar aşağı bakacak. Bu şekilde birazcık daha aşağı taşıyorum. Şu alt kısımlar görünsün, renk hariç. Ve bu şekilde diğer görselimi seçiyorum. İstediğim görüntüyü oluşturmuş oluyorum. Fakat ben ne istiyorum? Bu arkadaki yeni eklediğim alanların renklerinin değişmesini istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Hatırlarsanız yine geçtiğimiz derslerde bu renklerden bahsetmiştik. Nasıl renk ekliyorduk bir maske mantığıyla. Yine Layers panelindeki Create New Adjustments Layer simgesine tıklayarak buradan herhangi bir renk diyerek ya da Hue Saturation'dan da istediğimiz rengi belirlememiz söz konusu oluyordu. Colorize diyorum ben istediğim rengi elde etmek için. Buradan istediğiniz herhangi bir tonu seçebilirsiniz. Birazcık arttıralım tonunu. Güzel olsun. Biraz yoğun olsun. Layers paneline geri dönüyorum. Fakat bunu yaptık ama ne yaptı arkadaşlar? Renk diğer alanları da etkiledi. Bunun etkilemesini istemediğim için ne yapıyoruz? Hue Saturation yani yeni eklediğimiz renk layer'ın üzerine gelip sağ tıklayarak clipping max diyorduk. Ne yapıyordu? O alanın içine maskeliyordu alanı hatırlarsanız. Burada da aynı işlemi gerçekleştirmemiz söz konusu. Yine bu alandan bir tane kopyalıyorum. Sürükle bırak mantığıyla yukarıya taşıyorum. Yine sağ tıklayarak Create Clipping Max dediğim anda ne yaptım? Bakınız renklerini değiştirdi ve sadece o alanda görmesini istediğim için Create Clipping Max özelliğini kullanmış oldum. Bu şekilde ne yapabilirsiniz? İstediğiniz gibi maskeleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Yine yapmış olduğumuz bir çalışma kitap kapağı çalışması. Yazıları kullanarak da gerekli düzenlemeleri yapıp çalışmanızın son halini almasını sağlayabilirsiniz.